Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutlular Sesi Gazetesi Anlaşması Gazetesi Memnun Kireyat İlçesi Işıklı Mahallesi Mutlar Veysel Akkurt ile mahalleye dönüşen köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri, mahallenin sorunları hakkında röportaj yapacağız. Mutlular sahibi olsun. Teşekkür ederiz. Kaç dönemde mutlular seçim? Birinci dönem. Birinci dönem. Seçimlerde halka vaatlerde bulunduk. Herhangi bir öldüğü vaatte bulunmaktı yani. Bulunmadı. Kaç aday çıkmış karşınıza? Üç, benden ayrı iki aday daha var. İki aday daha var. Eski Mutlar'da çıktı karşınıza? Bundan iki dönem önceki Mutlar çıktı. En yakın rakibinize kaç oy fark etti? 28 oy. 28 oy fark etti. Yes. O zaman soruyoruz, halk sizin neden tercih etti? Halkın herhalde bizi bu görev layık gördüler. Yapar gördüler. Mahalle halkına olan davranışlar var. Çocuklara, yaşlılara saygı halk sizi tercih etti. Her zaman söylüyoruz. Yaşadığımız bölgede mutlaka ikili ilişkilere özen göstereceğiz. İşte komşumuza yardım edeceğiz. Her işine yardım edeceğiz. İmkanlar ötesinde. Halk o zaman ne yapıyor? Evet. Bizi tahmin ediyor. Mutlu arkadaşımızla bu şekilde mutlular seçilmiş. Efendim bu Işıklı Mahallesi'nin halk yapısı kanalizasyon yapılmış mı? Evet, yapıldı. Posetik çukuru var mı? Var, var. Var değil mi? Var. Sokakların parke taşları tamamlandı. Büyük bir kısmı tamamlandı. Yüzde kaç eden? %60-70'ler tamamlanmıştır. %70 tamamlandı. Geri kalan için ilçe belediyesine müracaat ettiniz mi? Evet, ettim. Dilekçeler. Evet. Yani. Program alındı mı? 2015'e ettim. Alındı deniyor yani. Alındı şu anda. Öyle bir şey var. Güzel. Evet. Muhtarlık odamız var mı? Var, var. Bilgisayarımız, yazıcımız var. Yazıcımız var, bilgisayarımız var. İnternet bağlantısı var. O da var. Çok güzel sayın izleyiciler. Burada daha önceden de işte İzmir Tire ilçesinde 2013 yılında gelip burada muhtarlarımız da röportaj yapmıştık. Birkaç arkadaşımız bizi aradı. Ne zaman geliyorsun Süleyman Bey'de? Onun için biz de tekrar burayı ziyaret ettik. Burada güzel arkadaşlıklarımız var. O zaman muhtarlarımızın aylık ödenekleri 350 civarındaydı. 290 ya da 350 o aradaydı. Arkadaşların tamamına yakını işte aylık ödeneklerin az olmasından bahsettik. Ve biz de onun da mücadelesini vererek arttırılmasını sağladık. Çünkü gazetemizin her sayısını en tepeden en aşağıya kadar yetkililere gönderdik. Artı bütün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olan partilere, siyasi partilerin merkezlerine de gönderdik ve o şekilde başlıyoruz. Şu anda nispeten olsa rahatladık. Evet, 101 evet. lira tabii. Civarında aylık ödenek alıyorlar. Değil mi efendim? Evet. Rahatladık evet. değil mi efendim? Evet. Bayağı rahatladık. Evet. Çocuklarımızın gençleri daha doğrusu oynayınca basketbol deneyebilecek o sahalar var mı? Evet. Bir özel idarenin yaptırmış olduğu halı sahamız var. Halı sahamız var. Evet. Ücret alıyor musunuz gençlerden? Hayır, hayır. Şu anda alıyoruz. Ücret alır. Evet. Abi röportaj yapıyoruz. Bir dakika ona şey yapsak. Telefon edeyim. Evet. Çocuk parkı var mı? Okulun bahçesinde var çocuklar için. Yani sadece okul. Okul bahçesi. Yani evet. Dışarıdan gelen mahallenin çocuklar oynuyor. Mahallenin kaç haneden oluşuyor? Nüfusumuz ne kadar? 350 hane civarında. 350 nüfus ne kadar? 900'lerde. 900 civarında. Evet. Bayağı bir nüfus var sayın izleyiciler burada. Ancak işte hizmetlerin %70'i tamamlanmış evet. gördüğümüz kadarıyla. %30 evet, civarında bir hizmetler kalmış. İçme suyunda sorun var mı efendim? Cazibeli mi geliyor, sondaj da mı çekiyor? Efendim sondaj kış aylarında kaynak suyu geliyor dağdan. Dağdan geliyor. Evet. Kaplan tarafından mı geliyor? Kaplan. Yok, dallık tarafından geliyor. Yetmezse sondajdan kapıyı yapıyor. Sonra okulda şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi İSKİ şey yapıyor evet, değil mi? İSKİ müdahale ediyor. Evet. Bu vatandaşlar, mahalledeki vatandaşlarımızın genel geçim kaynağı neye dayanıyor? Genel hayvancılık. Hayvancılık. Gördüğünüz gibi yan tarafta da işte evet. hayvan yemi satılıyor. Evet, saman. Saman fiyatları ne durumda efendim?
250-300 civarında oynuyor. Kilo. Evet, kilo. Bu balyalar mı? Yani çekilmiş olan. Kantarı giriyor vatandaş. Evet. Kilosuna 25 kuruştan. 25 kuruştan alıyor. Evet, alıyor. 25 kuruş. Uygun değil mi? Uygun. Daha önceden şu anda 1 liraya kadar evet, çıktı. 2012 zamanlar 2012 oldu. Yılında evet, oldu sayın izleyiciler. Bayağı çıktı. Ancak oldu. Bu zaman şu anda uygun fiyatlar. Süt fiyatları ne durumda efendim? Süt fiyatları 1 lira civarında. İşte 1 lira 50 kuruş, 100 kuruş. Destekle birlikte. Destek. Yok, destek ayrı. Destek ayrı. Destek. O da iyi, yeterli değil mi? O da fevkalade. Evet. Güzel vatandaş memnun şu anda. Evet sayın izleyiciler, gördüğünüz gibi İzmir Tire ilçesinde Işıklı mahallesindeki vatandaşlarımız genelde işte hayvancılıkla uğraşıyor. Yem fiyatları da şu anda uygun seviyede. Süt fiyatları da tatmin edici seviyede evet, söylüyor muhtar arkadaşımız. Başka eklemek istediğiniz bir konu var mı efendim? Yani şimdi bu röportajı 50 yıl sonra, 100 yıl sonra da bu mahalle halkı izleyecek. Onlara ne mesaj vermek istersiniz bugünden? Bugünden Türkiye'nin kalkınması, güçlenmesi, vatandaşın huzur ve beraberlik içinde bir yaşam sürmesini diliyorum ben. Evet, biz de muhtar arkadaşımıza Türkiye'de Mutlular Sesi Gazetesi röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz.